İlk önce fotoğraf sorar mı? Yani fotoğraf alıp çekebiliriz. Hazır. Hazır Sayın Hocam, buyurun. Evet, kıymetli basın mensuplarımız, bugün açıdan asayiş ve huzurun, güvenin tesis edilmesi için canla başla görevli. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığımız ve yine İl Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde Ocak, 1 Ocak itibariyle 4 Ekim tarihine kadar kıymetli basın mensuplarımız 18.664 genel asayiş olayı meydana gelmiş yaklaşık 10 aylık işte dönemde. Yine bu olayların aydınlatılma oranının da %91 olduğunu, %90'ların üzerinde olduğunu ben memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Tabii burada her türlü istihbaratı titizlikle değerlendiren güvenlik güçlerimiz, gece gündüz aralıksız düzenlediği nokta operasyonlarla birçok açıdan asayiş ve huzurun, güvenin tesis edilmesi için canla başla görevlerine devam ediyorlar. Jandarma dedektiflerimiz 2023 yılında önemli olaylara müdahale ederek 160 faili meçhul olayı da aydınlatmıştır. Bu da çok önemli bir oran. Yine 2023 yılının arkadaşlar ilk 9 ayında arama kaydı bulunan 3.999 şahıs yakalanmış, 583 şahıs da tutuklanmış. Uyuşturucuyla mücadeleye az önce kısaca girmiştim. Yine bununla ilgili Ocak ve Ekim arasındaki 10 aylık dönemi şöyle bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Ocak 4 Ekim tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 710 operasyonda yaklaşık 38 kilogram uyuşturucu madde ile 230 binin üzerinde uyuşturucu sentetik madde ele geçirildi. Bunun yanında da 5 bin kök kenevir yakalandı. Çok güzel, çok ciddi bir oran. Gerçekten tebrik ediyoruz hem Jandarma Komutanlığımızı hem Emniyet Müdürlüğümüzü. Operasyonlarda 186 zanlı tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yılın başında başlayıp yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucunda da Mayıs ayında yapılan planlı operasyonda 814 personelimizin katılımıyla şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştı. 94 şahsın tutuklandığı bilgisini buradan paylaşmak istiyorum. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğümüzce yine 1 Ocak 4 Ekim tarihleri arasında 13.061 litre motorin, 31 milyon adet doldurulmuş makaron, 2.328 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 4.000'e yakın sikke, 218 litre kaçak alkol, 9.500 adet gümrük kaçağı emtia, 32 adet tabanca da ele geçirilmiştir. Terörle mücadele konusunda da çok güzel, çok gerçekten iyi bir oran var, iyi rakamlar var bizi memnun eden. Terörle mücadele olaylarına yine 1 Ocak 4 Ekim arasında baktığımızda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce toplamda 104 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlarda 115 şahıs hakkında işlem yapılarak 33 şahıs tutuklandı yine arkadaşlar. 2023 yine ilk 9 ayında TEM olaylarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan şahıslar bir önceki döneme göre de yani benzer aylara göre herhalde değil mi bu? Bir önceki yıl 9 aya göre karşılaştırdığımızda %188 oranında bir artış olduğunu söylemek mümkün. Bu da çok büyük bir başarı.